4 Haziran'ın 4'ünde yani bugün yaptığımız AYT denemesinin biyoloji sorularını çözeceğiz şimdi beraber. İnşallah sınavınız iyi geçmiştir. İnşallah dilediğiniz gibi olur arkadaşlar. Şimdi tek tek soruları çözelim beraber. Şimdi arkadaşlar 28 soru B kitapçığına göre çözdüm ben. B kitapçığınız varsa birebir bu sıralama ile gelir. Şimdi 28. soruya baktığımızda diyor ki aşağıda gen terapisinin aşamaları verilmiştir diyor. Elimizde bir tane bakteri plazmidi, bir tarafta da retrovirüsümüz var. Bakteri plazmidimizin retrovirüsten farkı sağlıklı olan ada geninin üzerinde bulunması. Şurada zaten şekilde de görünüyor. Retrovirüste ise ada geni başlangıçta yok. Sonradan bakteri plazmidimizle retrovirüs bir araya gelip buradaki ada geni oluşturuluyor kendi içerisinde. Sonrasında ise hasta insandan izole edilen T hücreleri zaten onda herhangi bir şekilde ada geni yok, arızalı ve tutuluyor. Benim retrovirüs kan hücrelerine enfekte ediliyor. Bakın burası önemli. Retrovirüs kan hücrelerine enfekte ediliyor ve sağlıklı gen yani ada geni hücreleri bu şekilde aktarılmış oluyor. Ve sonrasında ise bakıyoruz ki genetiği değiştirilmiş hücreler hasta bireye aktarılıp hasta bireyin bir şekilde işte gen terapisi dediğimiz tedavisi tamamlanıyor. Eğer buna göre diyor aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye sorduğunda bakıyoruz şimdi. Kullanılan virüs ile T hücreleri genetik olarak uyumludur. Uyumlu ki görüldüğü gibi biz genetiği değiştirmiş hücreleri hasta bireye çok rahat bir şekilde aktarılıp ona böyle bir tedavi uygulayabiliyoruz. Sonrasında baktığımızda bu yöntemle hasta bireylerde kromozom sayısı değiştirilir diyor. Yukarıdaki şekilde baktığımızda zaten herhangi bir şekilde kromozom sayısının değişmesi değil. Kromozomun bir parçasının yani ada geni bozuk olan ada geninin değiştirilip yerine sağlıklı olan ada geninin bırakılması gibi olay var. Kromozom sayısı değil, sadece o bölgenin değiştirilmesi, change edilmesi gibi durum var. Diyor ki T hücrelerine enfekte olan retrovirüs hücreye girerek çoğalır diyor. Oysa ki zaten yan tarafta ciddi anlamda güzelce açıklamışlar. Diyor ki retrovirüs kan hücrelerine enfekte olur. Bakın kan hücrelerine enfekte olur. Sağlıklı geni hücrelere aktarır. Hücrelerde çoğalır demiyor. Sağlıklı olan geni hücrelere aktarır diyor. O yüzden arkadaşlar cevap ele ele gittiğinizde bile Adana şıkkı çıkıyor. Sonra bu soru çok güzel bir soru. 129 soru özellikle. Diyor ki soruda bize burada negatif geri bildirim denilen bir şey var. Pozitif geri bildirim ve negatif geri bildirim. Size diyor ki kandaki hormonların miktarı geri besleme yani feedback mekanizması ile kontrol edilir. Biz diyor aşağıdaki yapılar arasında verilen pozitif ve negatif geri besleme mekanizmalarının hangisi yanlış olarak gösterilmiş diyor. Şimdi bizim dediğim gibi burada hani pozitif ve negatif geri bildirim nedir? En azından o konuda bir bilgimiz olması lazım. En azından bir bilgimiz olsun. Diyorlar ki pozitif geri bildirim sürekli hormon üretimi sağlarken negatif geri bildirim ise hormonun etki ettiği hücrede sentezlenen ürün ya da hormon salgılayan endokrin bezin aktivitesini baskılar. Yani biri aktif hale getirip çalışmasını sağlarken diğeri baskılar. Biri pozitif etkili, diğeri negatif etkili gibi düşünüyoruz. Ben yine siz denemedeyken soruları çözerken gözüme şu geldi özellikle B şıkkı. B şıkkı üzerinden gidersek anlaşılması daha kolay oluyor çünkü. Bakıyorum şimdi. Hipofiz bezinden salgılanan TSH hormonu tiroid bezini gidip uyaracak. Tiroksin üretimine sebep olacak. Tamam. Kanda normal seviyeye ulaşan tiroksin ise hipofizi etkileyerek TSH'ın salgılanmasını azaltacak. Bakın yorum ne kadar güzel. Hipofiz TSH salgılıyor. Gidip yaptığı şey ne? Tiroid bezin uyarması. Tiroid bezi ne yapıyor? Tiroksin salgılıyor. Belli seviyeye geldiğinde hipofiz uyarıp TSH'ın salgılanmasını durduruyor. Peki aynı durum hocam. A şıkkında da var mı? Evet var. Hipofiz adrenokortikotropik hormon gidip adrenal bezi uyarıyor. Adrenal bez kortizol salgılıyor. Kortizol yeterli seviyeye kadar salgılandığında hipofizi gidip uyarıp ACS'ın yani adrenokortikotropik hormonun salgılanmasını durduruyor. Burada da aynı durum var. Sonra D şıkkına baktığımızda yine hipofizden LH hormonu, luteinleştirici hormon salgılanıyor. Ki gidip uyardığı yer testisler.
testisler testosteron salgılıyor. Testosteron seviyesi belli bir seviyeye geldiğinde hipofize gelip LH'in salgılanmasını yine durduruyor. Yani pozitif negatif gerçekten aşamalı gidiyor. Sonrasında yine hipofizden luteinleştirici hormon salgılanıp ovaryumları uyardıktan sonra ovaryumlar tarafından progesteron salgılanıyor. Progesteron yine aynı şekilde uygun seviyeye gelince hipofizi baskılayıp LH'in salgılanmasını durduruyor. Ama benim aklıma sınavda mesela şu şekilde geldi. Dedim ki adrenal kortikotropik hormon gidip adrenal bezleri uyarır mı? Uyarır. Ama adrenalin acaba oradan mı salgılanır denildiğinde benim aklıma böbrek üstü bezinin özellikle kabuk bölgesi ya da daha iç bölgeleri geldi. Ve o şekilde de dedim ki zaten hani cevap sanki biraz C gibi geliyor dedim. Sonra şıklara baktım, gerçekten de C olduğunu fark ettim zaten. Bu soru gerçekten çok hoş bir soru. Diyor ki sağlıklı insanlarda gametogenez yani üreme hücrelerinin oluşumu, bu çok önemli, üreme hücrelerinin oluşumundan bahsediyor. Yapılarından hangilerinin salgıladıkları hormonlar ile düzenlenir? Yani bu gördüğüm şeyler hormon salgılıyor olması lazım. Hipotalamusa baktığınızda oksitosin ve ADH hormonunu görürsünüz mesela en başta. Sonra da hipotalamusla burada bağlantılı olan hipofiz bezi var. Diyeceksiniz ki hocam hani RF denilen bir şey duyduk, salgılatıcı hormon. Hipotalamus tarafından hipofizin kontrolü sağlanmıyor mu der, yani sağlanıyor demez misiniz? Evet, o şekilde derim. Bu ikisi ciddi anlamda hormon salgılama yeteneğine sahip mi derseniz, evet hocam, hipotalamus da hipofizin de özellikle hormon salgılamada görevleri yüksektir. Ama eğer foliküllerden bahsediyorsanız, foliküller genelde yumurtalıklarda bulunur ve şöyle düşünmüştük, bunlar yumurtacısının oluşumunda görev alır. Hormon salgılamakla çok da fazla bir işleri var mı derseniz, hayır. Sonra hocam, foliküller 10-15 tane oluştu. Bunlardan yalnızca bir tanesi yolunu tamamladı. Fallopi tüpüne geçti. Spermle buluştu. İlk döllenmelerini, yani döllenmeyi fallopi tüpünde gerçekleştirip ilk segmentasyonlarını burada gördükten sonra ilk bir ayını nerede geçirecek? Endometriyumda. Geriye kalan yaklaşık 8-15 gününü nerede geçirecek? Plazentada geçirecek deyip plazentada da hocam direkt plazentanın hormon salgılama bir görevi yoktur, direkt hormon salgılamaz diyorsanız buradan cevabı da bursa olduğunu zaten bulabilirsiniz. Bu soru gerçekten güzel bir soru. Diyor ki soruda, yukarıdaki yapılardan hangileri bir insanın tüm sinir hücrelerinde ortak olarak bulunur diyor. Biz dersimizde şöyle işlemiştik. Hani hatırlıyorum. Miyelini kılıf bulunduran hücreler de var. Miyelini kılıf bulundurmayan da var. Bulundurmayan varsa hocam bir kere ortak değil. Sonra Ranvier boğumu. Zaten Ranvier boğumu ile miyelini kılıf direkt bağlantılı. Çünkü miyelini kılıfların boğum noktalarına ben Ranvier boğumu diyordum. Hatta miyelin kılıf bulunuyorsa işte hız artar. Miyelin kılıf yoksa hız düşüktür. Ranvier boğumu sayısı eğer artarsa hız azalır. Yani bu ikisi gerçekten birbiriyle bağlantılı ve bütün sinir hücrelerinde olma şansı düşük. Sonra sinirsel iletimden bahsettik sonuçta. Sinirsel iletimde biliyorsunuz ki enerjiye ihtiyaç vardı. Enerji ihtiyacını nereden karşılayacak derlerse hocam mitokondriler sayesinde gerçekleştirir. Akson ve dendritlerden bahsetmiştik. Şimdi akson olacak ki dediğim gibi ben aksonu duruma göre değerlendireceğim. Aksonumda miyelin kılıfım var. Yoksa işte miyelin kılıfı sayısı az mı çok mu? Ranvier boğumu sayısı az mı çok mu deyip yorum yapıp en azından bu sinir hücrelerinin ana gövdesi haricinde akson diye bir uzantısının olduğunda bilmem lazım. Buradan da inşallah herkes Adana olduğunu bulmuştur. Bu soru gerçekten 10 numara bir soru. Soruya baktığında diyor ki insanda iden oluşumu esnasında nefron kanallarında meydana gelen değişimlerle ilgili verilen aşağıdaki grafiklerden hangisi yanlış diyor. Şimdi arkadaşlar proksimal tüp başlangıç noktası. Proksimal tüp her ne kulbu? Distal tüp. Sonunda da idrar toplama kanalında zaten biliyorsunuz atılıyordu diyebiliyoruz. Ve bildiğimiz bir şey var. Besinlerin ilk emilim noktası neresidir? Proksimal tüptür. Çünkü ilk giriş noktası orasıdır. Ve mümkün olduğunca glikozun %100'ü geri emilmeye çalışılır. Ve glikoz miktarı ciddi anlamda azalır. Doğru. Henle kulbunun inen kolunun suya karşı geçirgenliği var. Ama çıkan kolunun suya karşı geçirgenliği yoktu. O yüzden inen kolda suyun miktarı gerçekten azalır. Çünkü geri emilimi gerçekleşmiştir. O yüzden bu şıkka da doğru diyebilirim. Distal tüp
İşte proksimal tüp, Henle kulbu ve distal tüp artık neredeyse son noktadır. Yani idrar toplama kanalına gidecektir. Ve distal tüple ilgili bildiğimiz çok ilginç bir bilgi var. O bilgi de şu. Distal tüpün üreye karşı geçirgenliği yok. Üre miktarı orada maksimum. Ama burada ne olmuş? Sanki ürenin bir kısmı azalmış. Geri emilmiş gibi görünüyor. Oysa ki emilme distal tüpte değil, idrar toplama kanalında gerçekleşecek. Distal tüpte böyle bir şeyin gerçekleşme ihtimali yok. Sonra bakıyorum. İdrar toplama kanalında minerallerin hala geri emilimi gerçekleşir mi? Evet. Suyun ve minerallerin hala geriye emilimi var. Çünkü kanın iç ozmotik basıncını, iç ozmotik dengesini bozmak istemiyoruz zaten. Böbreklerimiz de o yüzden sağlıklı bir şekilde çalışsın istiyoruz. Sonra distal tüp artık her şeyin neredeyse sonlanacağı nokta. O yüzden iyon dengesini sağlanabilmesi için hormonların bile aktif hale geldiği, son defa el koydukları yer distal tüp ve burada iyon miktarının artacağı, artık geri emilimin gerçekleşeceği, işte gerekli olan iyonların geri emilip gerekli olmayan iyonların ise atılacağı yerdir dediyseniz arkadaşlar gayet uygun bir cevap vermiş olursunuz. Bu soru ise günümüze uyarlanmış, artık yeni koronavirüs yüzünden uyarlanmış bir soru. Burada ilginizi şu çekiyorsa, diyor ki uygulamalardan hangileri sonucunda o insanın hasta olması beklenir diyor. Yani bir şey olacak, aktif bağışıklığınızı sağladıysanız hasta olmazsınız. Ama aktif bağışıklığınız yoksa, bağışıklığınız eğer geçici bir şekilde baskılanmışsa tekrar hasta olmanız beklenir diyebiliyorsanız. Açıkçası ben bu soruyu çözerken şurada aşı lafını duydum. Koronavirüs aşısı yapıldıktan sonra koronavirüs aktif bağışıklığım sağlandığı için bana uğramaz. O yüzden ben tekrar hasta olmayacağımı zaten az buçuk bilirim. Grip hastalığına yakalandıktan sonra zatüre herhangi bir şekilde engel olmaya çalışmış mıyım? Hayır. Daha mı ilerlemiş? Evet. Hasta olmuş muyum? Babalar gibi hasta olmuşum. Hiçbir sıkıntı yok. Sonra bakmışım. Kızamık hastalığı için serum aldıktan sonra. Serum o an için kanındaki iyon dengesini sağlamak, iç dengeyi sağlamak, insanın kaybettiği suyun geri alımını sağlamak, eğer gerekiyorsa içine ilaç konulup, bakın ilaç konulup, sadece sizin o an için vücut direncinizi, bağışıklığınızı birazcık daha etkin hale getirmek içindir. Oysa ki ben kızamık hastalığı geçirdim, su çiçeği geçirmeyeceğim diye bir şey yok. Kesinlikle su çiçeği de geçirebilirim deyip, hocam buradan da cevap zaten denize çıkıyor dersiniz. Dediğim gibi burada ufak tefek noktalar var, yakalayınca çıkıyor. Bu soru gerçekten çok güzel bir soru. Çok orijinal bir soru aslında. Hani şöyle yaparsınız demiştim ben derse girdiğim öğrencilere özellikle. Hani arkadaşlar kopya çekin. Yani kopyayla çok rahat bir şekilde çıkabilir bu demiştim. Formül yazın. Hatta fotosentezin formülünü yazın. Demiştim ki karbondioksit artı su reaksiyona girer. Ne açığa çıkar? Oksijen artı besin açığa çıkar. Ben onlara şöyle kopya çekin demiştim. Işığa bağımlı reaksiyon önce gerçekleşir, sonra ışıktan bağımsız reaksiyon gerçekleşir diye düşünürseniz eğer, oka yakın olan maddeler ışığa bağımlı reaksiyonda kullanılandır. Burası oka yakın olan kısım. Sonra oktan daha uzakta kalanlarsa ışıktan bağımsız reaksiyonda kullanılandır deseniz, bakın soru öyle bir geliyor ki, zaten şekil sana şunu açıklıyor. Işığa bağımlı reaksiyondan ışıktan bağımsız reaksiyon, yani Kelvin döngüsüne kim gitmiş? ATP ve NADPH. Niye? Çünkü hocam ben burada ADP'yi ATP'ye çevirip tutup nereye gönderdim? Işıktan bağımsız reaksiyona. NADP'ler de gidip suyun fotolizi sonucu açığa çıkan hidrojenleri yakaladılar ve nereye gittiler? Işıktan bağımsız reaksiyona. Peki ışıktan bağımsız reaksiyonda ATP kullanıldı mı? Evet. Niye dönüştü? ADP'ye. Çünkü tekrardan ATP'ye dönüşüp geri gelecek. NADP'ler ise hidrojenlerini bıraktı. Bak hidrojenlerini bıraktı. Ve neye dönüştüler? NADP'ye. NADP'ler de yine ışığa bağımlı reaksiyona döndüler ki tekrar hidrojenleri bağlayabilsin. Burada zaten yani grafik üzerinden çok güzel yorum çıkıyor. Bakıyorum şimdi. Işıktan bağımsız evrede ATP kullanılır diyor. Zaten okuyun yönüne bakıyorsunuz. Hocam vallahi gittiği yer zaten orası diyorsunuz. Sonra oksijen ışığa bağımlı evrede kullanılır diyor. Hocam ışığa bağımlı reaksiyonda ben ne yapmıştım? Suyu kullanıp oksijen üretmiştim. Bakıyorum oksijen ışığa bağımlı evrede üretilir. Ürettim mi? Hatta bu oksijen nereden geldi deseler, hocam suyun fotolizi sonucu açığa çıkan oksijendir dersin. Atmosfere verilir dersin.
Sonra karbondioksit neydi? Oka yakın olanlar ışığa bağımlı, oktan uzak olanlar ışıktan bağımsız. Kelvin döngüsünden kim girecek o zaman? Karbondioksit girecek. Kim çıkacak? Yani biz orada glikoz demiştik. C6H12O6. Hatta bak karbonla oksijen karbondioksitten geliyor. Hidrojeni ise kim getiriyordu? NADPH getiriyor. NADPH hidrojenlerini bırakacak ki besin oluşabilsin demiştik. Buradan da cevap eğer Edirne dediyseniz üf efsane yani çok da güzel bu soruyu çözmüş olursunuz. Sonra bu soruya geldiğinizde diyor ki sıcaklığın fotosentez hızı üzerine etkisi aşağıdaki grafikte gösterilmiştir diyor. Grafiği incelediğimizde yüksek ışık şiddetinde fotosentez hızının maksimum olduğu nokta. Bu nokta değil mi arkadaşlar? Şu nokta. Bu noktayı aşağı doğru indirdiğimizde yaklaşık 35 derece. Düşük ışık şiddetine baktığımızda ise işler aslında çok da fazla öyle değil. 30'a yakın 27-28 derecelerde falan ve fotosentez hızı yüksek ışık şiddetinde daha yüksek devirlere çıkabiliyor. Bakıyorum şimdi hangisi doğrudur diye soruyor bana. Işık şiddeti fotosentez hızını etkilemez diyor. Oysa ki şu an şurada baktığım tek şey ışık. Bu zaten yanlış. Sıcaklık değişimi her koşulda fotosentezi hızlandırır. Ya hocam burada 27-28'e kadar hızlandırmış. Burada 35'e kadar hızlandırmış. Ama sonraki her sıcaklıkta sıcaklığı arttırdığımda fotosentezin hızlandığını değil yavaşladığını da görüyorum. Yüksek ışık şiddeti her koşulda fotosentezi hızlandırır diyor. O zaman arkadaşlar grafiğin şuraya kadarına doğru diyor adam. Sonrasını hiç düşünmüyor. Ben sıcaklığı arttırdığımda artık yüksek ışık şiddeti fotosentez hızını yavaş yavaş azaltmaya da başlıyor. Bu da yanlış. Sonra bakıyorum. 35 santigrat derecede yüksek ışık şiddetinde fotosentez hızı maksimumdur. Bakıyorum. Gerçekten maksimum olduğunu gözümle görüyorum. Düşük sıcaklıkta enzimler denatür olur diyor. Şimdi arkadaşlar soruda bundan bahsetmemiş. Bahsetseydi eğer düşük sıcaklık için fotosentez yoktu. Sıcaklığı arttırdım. Sonra fotosentez hızı artmaya başladı falan dese derdim ki Edirne'de belki olabilir. Ama şu an elimizde öyle bir veri yok. Sonra 36. soruya geldiğimizde ben bu soruyu okurken hani arkadaşlar direkt bir yerden bağlantı kurmam lazım. Nasıl kurayım diye düşündüm. Sonra da aklıma şu geldi. Dedim ki karaciğer atar damarı ve bu adamlar boşuna akciğer toplar damarını vermemiştir. Çünkü akciğer toplar damarı benim gözümde özel. Niye? Toplar damar olmasına rağmen oksijen derişiminin fazla olduğu bir yer. Oksijen derişimi fazla, karbondioksit derişimi az. Ama bakın buradan sonrası daha ilginç. Çünkü karaciğerle bağlantı kurduğum nokta aslında burası. Karaciğer atar damarı da yine aynı şekilde oksijen miktarı fazla, karbondioksit miktarı düşük, derişim düşük. Ama buradan sonrası benim için daha ilginç. Niye? Hocam amonyak miktarı yüksek. Akciğer toplar damarında da yüksek. Karaciğer atar damarında da yüksek. Ha diyeceksiniz ki niye? Akciğerlerin zaten durup amonyak zehirli etkisini azaltma gibi bir yetkisi yok. O yüzden zaten oradan ne geliyorsa o şekilde geçiyor. Ama karaciğer atar damarına özellikle geliyor ki karaciğerde amonyak ne olsun zehir etkisi azaltılsın. Ornitin devri denilen bir şey vardı. Ornitin devrinde karaciğer tutup amonya daha zehirsiz olan üreye çeviriyordu hatırlıyorsanız. Ben bunu düşünüp buna göre dedim ki değerler birbirine çok yakın. Ha şunu diyebilir içinizden biri. Ya hocam iyi diyorsun hoş diyorsun da böbrek atar damarında da aynı şartlar var. Aslında gözüm şıklarda yani sınavda onu da aradı. Yani 3-5 de var mı acaba diye şıklara 3-5'i koymamışlar. Yani 3-5 de olabilirdi. 2-5 de olabilirdi. Ama şu an şıklarımızda sadece 2-5 olduğu için ben sorunun cevabının o olduğunu düşündüm. Sonrasında bu soruda ise dediğim gibi grafiği çok iyi yorumluyor olmanız lazım ki cevaba rahat ulaşıp bakıyorum şimdi. Diyafram kasının boyu uzuyorsa ben nefes veriyorumdur arkadaşlar. Diyafram kasının boyu azalıyorsa ben nefes alıyorumdur. Bakın burada almak mı vermek ciddi anlamda önemli. Bunu yorumladığınızdan soru zaten kendiliğinden geliyor. Bakıyorum. Ben nefes verirken yani T1 anında karın iç basıncı azalır mı? Evet hocam nefes veriyorum. Nefes veriyorsam ne olur? Karın iç basıncım azalır. Oh hocam bak bu doğru çıktı. Sonra devam ediyorum. Diyor ki T2 anında akciğer iç basıncı artar. Yani nefes alırken akciğerin iç basıncı da artsa ben nasıl nefes alırım? Hocam iki yanlış. İki şıklar da kesin olacak dedim. Sonra bakıyorum. T1 anında akciğerler darılır. Zaten nefes veriyorum. Nefes veriyorsam akciğerlerim ne olur?
daralır. Nefes alıyorum T2 anında ve diyor ki pilorla zar arasındaki sıvı sıkışır. Niye? Akciğerim kapasitesi genişlemiştir. Üzerinde o çift zar arasında bulunan zar, yani sıvı yavaş yavaş ne olmuştur? Sıkışmaya başlamıştır hocam. Yani bunu çok rahat yapabiliriz deyip buradan cevabı Bursa dediyseniz efsane olur. Sonra geldik buna. İnşallah arkadaşlar bu soruyu yapmışsınızdır. Çünkü protein sentezi gibi değil aslında, tamamen yorum sorusu. Şunu diyebiliyorsanız, hocam DNA'dan mRNA sentezi nerede gerçekleşir? Çekirdekte. Çekirdek zarının porlarından çıkan mRNA tutup nereye gider? Ribozoma gider, protein sentezi yapar. Gittiği yer neresi? Sitoplazma ve protein sentezini yapacağı yerde ribozom. Sonra bakıyorum, buna göre hangisi doğru değil diyor. Birinci olay, protein sentezin zorunlu değildir. Yani DNA'dan mRNA sentezi sürekli gerçekleşmek zorunda değil. DNA bir kere mRNA sentezi yaptıktan sonra o mRNA'yı birden fazla kere kullanabilme şansı var. O yüzden zorunlu değildir. Benim gözümde aslında doğru. İkinci olay ribozomda gerçekleşir diyor. Ve bakıyoruz arkadaşlar. Diyorsunuz ki hocam ikinci olay ne? Protein sentezi. Nerede gerçekleşir? Ribozomda gerçekleşir. O da doğru. Birinci olayda meydana gelen hata proteinin yapısını etkiler. Çünkü protein sentezinde yönetici molekül DNA'dır. DNA kendi kodlarına göre kodonlarını mRNA'ya verir. mRNA onun adına gider, ribozomda iş yapar. Bunu da biliyoruz. Sonra ikinci olay çekirdekte gerçekleşir diyor. Hocam mRNA ribozoma gidecek. Ribozom sitoplazmada nasıl olacak da çekirdekte gerçekleşecek derseniz, gerçekten doğru. Çekirdekte olma şansı yok. Sentezlenen proteinler yapıya katılabilir. Zaten yapısal ve işlevsel diye kendi size cevabını vermiş zaten. Sadece eşlemesi kalmış sizin için. Sonra geldik bu soruya. Bu soru da gerçekten hoş. Diyor ki aşağıda bir göl ekosisteminde bulunan alglerin zamana bağlı değişimi. Hocam alg sayısı burada artmış. Sonra maksimum seviyede bir süre sabit kalmış. Sonra ise alg sayısı azalmış. Diyeceğiz ki ya hocam ben ne sorabilir ki bana hocam? Bakıyorum şimdi hangisinin doğru olduğunu beraber düşünüyoruz. Diyor ki T1'de ortamdaki karbondioksit azalır. Ya hocam alg sayısı artmış. Ne yapacak? Algler fotosentez yapacak. Fotosentez yapacağı için karbondioksit miktarının azalması gayet normal. T2'de popülasyon taşıma kapasitesine ulaşmış olabilir. Evet arkadaşlar, taşıma kapasitesine ulaştığında alg sayısı artık orada maksimum dağ ötesine geçme şansı yok. Zaten bakıyoruz gerçekten sabit mi kalmış? Evet. T3'te ortamdaki oksijen miktarı azalır diyor. Niye derseniz ya hocam, alglerin sayısı T1'de artmıştı. Ciddi anlamda süper fotosentez yapıyorlardı. Sonra ne oldu? Sayıları azalınca bu sefer ürettikleri oksijenin de miktarı azaldı deyip buna da Edirne dediyseniz süpersiniz. Sonra geldik son soruya. Son soru hani birazcık böyle, hani adamlar artık ilk şıkla koyduğu için insanın gözüne çarpıyor. Diyor ki insan gözüyle ilgili aşağıdakiler hangisi doğrudur diyor. Doğru olan soruya bana. Diyor ki görüntünün retinanın önüne düşmesi durumunda oluşan görme kusuru kalın kenarlı mercekte giderilir. Zaten arkadaşlar biz derste yine kopya çekip hani kum yazarsınız. İşte kalın kenarlı mercek uzağı göremez, miyoptur. İnce kenarlı mercek yakını göremez, hipermetroptur falan diye konuşmuştuk. Zaten bu şekilde düşündüğünüzde çok rahat bir şekilde hocam neyin nereden geldiğini biliyorum dersiniz. Ama şimdi hani içinizden birkaç arkadaş şunu diyecektir. Tamam hocam hani cevap Adana çıktı ama hani çıkmasaydı ne olurdu? Mesela miyoptan bahsediyor arkadaşlar. Miyop da biz ne demiştik? Nereye düşerdi? Retinanın daha önüne düşer. Görüntünün önüne düşer demiştik. Burada ise arkasına düşer demiş. Buradan patlıyor. Renklerin algılamasını sağlayan ışınların dalga boyu çomak şeklindeki reseptörleri diyor. Koni oysa ki. Sonra görme sinirlerinin göz yuvarlarından çıktığı bölge. Abi bölgede optik sinirler olduğu için eğer bu noktaya düşerse zaten görüntü oluşmaz. Görüntü oluşmayacağı için bunu da siliyoruz ki en net demiş. Yanlış. Göz küresine giren ışınlar kornea, iris ve mercekte kırılarak diyor. Ben arkadaşlar korneada kırıldığını duydum. Mercekte kırıldığını duydum. Ama iris de kırıldığını duymadım. İris göze giren fazla ışığın, eğer varsa ortamda fazla ışık, onun gelebilmesini sağlar. Burada bir ışının kırılması gibi bir durum yok. Arkadaşlar inşallah sınavımız iyi geçmiştir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yarın TYT sınavımızda görüşmek üzere inşallah.